Dünyanın aradığı bir çete lideri daha Türkiye'de yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yakalanan uyuşturucu çetesi lideri Hırvatistan uyruklu. İstanbul Üsküdar'da bir evde saklanıyordu. Peş peşe düzenlenen operasyonlar uluslararası organize suç örgütlerinin bir bir Türkiye'de yakalanıyor oluşu suçlu cennetiymişiz haberimiz yokmuş dedirtti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hırvatistan uyruklu uluslararası uyuşturucu çetesi lideri İstanbul Üsküdar'da yakalandı. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız sözleriyle duyurdu. Kırmızı bültenle aranan Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan uluslararası uyuşturucu karteli Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı. Operasyonun adı Kartel 2. Hedefi 9 ülkede suç örgütlerini kendisine bağlayarak uyuşturucu madde ticareti yapan Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ı ele geçirmekti. Petrak hem Hırvatistan tarafından kasten adam öldürme suçlamasıyla hem de Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Aynı zamanda Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan uyuşturucu hattını çökertmek için Avrupa'da sürdürülen Adriatika operasyonu kapsamında aranan isimler arasındaydı. Yani dünyanın peşine düştüğü bir suç örgütü lideriydi, Türkiye'de olduğu tespit edildi. Türkiye yüzyılında terörü onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suçta kibirlenenlere yer yoktur. Kim olursa olsun bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden güçlü değildir. Her fırsatta suça ve suçlulara yönelik kararlılık mesajı paylaşan Ali Yerlikaya, sahte belgelerle Türk vatandaşlığına geçerek suç işlemeye devam eden çete üyeleriyle de mücadelenin süreceğini açıklamıştı. Bakan Yerlikaya Uluslararası Suç Örgütü Komançero'dan sonra Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın suç ağının da darbe aldığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 9 ülkede suça karışan Hırvatistanlı Petrak İstanbul Üsküdar'da saklanmıştı, yakalandı. Kaldığı evde yüklü miktarda para da ele geçirildi. Nenad Petrak Türkiye'ye hangi yollarla girdi, bağlantıları kimler araştırılıyor.